Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu hafta Karadeniz şenliklerindeyiz. Burada çeşitli sanatçılar ve misafirlerle ilgili görüşler alacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi hep beraber izlemeye. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Bugün buraya niye geldik? Biz buraya bugün niye geldik? Tekirdağ Karadenizler Derneği'nin 20.si düzenlediği şenliklerimize geldik. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kalabalık gitgide artıyor. Her sene düzenlediğimiz şenliğimiz başta belediye başkanımıza ve Muharrem Akgüz başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Zannediyoruz ki şu anda Trabzon'dayız. Aslen nereliyiz? Aslen Trabzon Akçabatlı'yız. Kaç yıldan beri buradayız? Yaklaşık 13 senedir buradayız. O zaman şöyle diyoruz. He uşum tamam beya mı diyoruz? Evet. Biraz lan bir biraz daha. Gördüğünüz gibi buradaki bütün çadırlarımızın hepsi, bizde ayrımcılık yok. Karadenizlisi de var, Lazı da var, Kürdü de var, Alevisi de var, Romanı da var. Bütün esnafımız burada. Yöresel yemeklerimiz var, yöresel kahvaltılarımız var, yöresel kendi köyümüze ait tereyağımız, kumağımız, her şeyimiz var. A'dan Z'ye ne istiyorsanız burada var. Bize her yer Trabzon'umuz oluyor. Her zaman. Şimdi gelelim. Karadeniz'in özellikle Trabzon'un şivesi var. He, uşağım burayı mı kafaya buyurun odun diyor. Evet. Tersten. Ama şişir o kafayı şişir diyor. Niye tersten söylüyor bunu? Başına demiyorlar abi. Lazım Karadeniz'in aklı 12'den sonra çift çalışır diye. Evet. Peki. Dediğimiz gibi abi bakın siz de görüyorsunuz A'dan Z'ye her şey. Başkanımıza ve bu zamana kadar 20. şenliğimize kadar bize getiren, ölmüş varsa Allah rahmet eylesin. Özellikle de dernek başkanımız Muharrem Akgüz'e, ekibine, yaklaşık 2 aydır gecesini gündüzüne katıp çalışan, emeği olan tüm yönetimdeki abilerime, kardeşlerime Allah bin kere razı olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Anacığım, nereden geliyoruz? Trabzon. Trabzon'dan. Kaç yıldır buradasınız? Ne yapıyoruz uşaklar? 32 yıldır buradasınız. Evet. Trabzon'a gidip geliyor mu annemiz? Ara sıra. Arada. Şimdi gidemeyirim, yürüyemeyirim. Yürüsün ben acığım. Dur bakalım. Şimdi şunu diyeceğim. Destek ne iş? Ev hanımı mısınız? Efendim? Ev hanımı mısınız? Destek ne? Evet, evet. Şimdi şöyle, 32 yıl buradasınız. O zaman biraz harmanlanırız herhalde. He uşum, tamam veya mı diyorsun? Tabii ki, ikisi bir arada. Öyle mi? İkinci memleketimiz Tekirdağ var olsun. Öyle mi? Peki, kolay gelsin. Kaç yaşında anneniz? 67 yaşında. Maşallah. Buradan bütün Türkiye'ye selamlar. Peki, kolay gelsin. Evet, devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nereden geliyoruz? Tekirdağ. Kaç yıldan beri buradayız? 30. Hiç gidiyor musun memlekete? Gidiyorum. Neresi Trabzon? Trabzon, Akçabat. 10.50. Evet. Şimdi hep klasik. Trakya şivesini de kaptınız. Evet. O zaman şöyle diyoruz. He uşum tamam veya mı diyorsunuz? Evet. Başka ne iş yapıyorsun? Ev hanımı mısın? Çalışıyor musun? Ev hanımıyım, emekliyim. Emekliyim. Çalıştım emekliyim. Bugün için ne söyleyeceksin burada? Etkinlik için, etkinlik. Evet, evet. Evet, yöresel etkinlik için. Etkinlik için geliyoruz. Her yıl buraya geliyoruz yani. Peki, tadını çıkarın. Evet. Ve evet, sevgili izleyiciler, şu an meşhur Akçabat Köptelisi'ndeyiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Efkan Kılıç. Tekirdağ Süleyman Paşa'da yaşıyorum. Kral Kukberaş'ın sahibiyim. Bugün 18. düzenlenen Karadeniz 20 mi? 20. düzenlenen Karadeniz şenliklerine geldik. Burada Karadeniz'de misafirlerimize Akçabat köftemizi yaptık. Kokoreçimiz var. Aslenler öyleyiz. Efendim? Aslenler öyleyiz. Aslen Rize'liyim. Rize. O nenli. Ne diyorsun? Neresinde? Çamlıymışım. Şişir o kafayı şişir. Buraya mı koyuyorsun? Şimdi kaç yıldır buradayız? Ben doğdum doyalı Tekirdağ'dayım. Şimdi şöyle diyeceğiz. Hep klasik Karadeniz'in lafı var. He uşağım tamam veya mı diyoruz? Tamam diyoruz.
Biraz odan biraz buradan mı ya? Hepten gidiyorsun değil mi? Anlat bakalım. Kaç yıllık esnafız? Ben yaklaşık 25 yıldır esnafım. Nasıl müşteriler size karşı çalışımı nasıl? Müşterileri bize karşı her zaman tutumlu. Allah razı olsun hepsinden. Her zaman desteklerini sağlıyorlar. Süleyman Paşa da sağ olsun hepsi bizi destekliyor. Zaten sosyal medyamızdan da falan görebilirsiniz, evet. Takip edebilirsiniz. Abi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet normal. Yani uçtu mu geçen sene göre? Tabii ki de. Geçen sene göre çok uçtu. Ama biz sağ olsun et üretici abilerimiz var. Bize yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Biz de fiyatları fazla uçuk şey yapmıyoruz. Burada mesela köftemiz, Akçaabat köftesini 120 liraya veriyoruz. Kasap sucuğumuz 120 lira. Kuzu kokoreçimiz krize inat 120 lira yaptık. Şu an her yerde 200-250 liradan gidiyor. Öyle yani. Evli miyiz? Efendim? Evli miyiz? Evliyiz. Bir tane oğlum var. Efendim? Çocuk. Bir tane oğlum var 6 yaşında, ellerinizden öper. Ne güzel. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Büyüyünce ne olmasını istersin çocuğun? Köfteci mi? Esnaf olsun. İnsan olsun. Okusun ya, okusun. Okusun ya, okusun. Okumaz olsun, olsun, mühendis olsun, avukat olsun, hakim, savcı olsun. İnşallah. İnşallah. İsterim ki polis olsun, asker olsun. Evet, bu devletimize doğru. Şeyimiz olsun. Evet sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi'nde Afgan kardeşimizle görüştük efendim. Hayırlı olsun, sağ kolay gelsin. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Bak, neydi sen diyor? Erzurumlu muyum? Erzurum. Heh, neresinden? Aa, ben Cidirem, sen gel misin? Gel, canlı yiyeyim seni. Şimdi bu meşhur çar kebabın nesi meşhur? Neyi meşhur? Eti meşhur abi. Sadece kuzu etinden oluşuyor. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece kuzu but. Bunlar da boşluk. Yani kaburgan üstündeki boşluk yağları. Bu yağ insana zarar vermez mi? Olur mu? Bu kuyruk yağı değil. Kuzunun kendi yağı yani. İçinde tuz, karabiber, soğan var. Yani bir de biliyorsunuz cağ kebap dünyada en iyi 10 yemekler arasında seçildi. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ödül de aldım. Kesinlikle. Peki. Kolay gelsin. İçinde tuz, karabiber, soğan var. Başka hiçbir şey yok. Katkısız et. Erzurumlu abi nereden? Ben de Erzurumlu. Şu anlık Trabzonluyuz. Sonra? Erzurumluyuz tabii ki abi. Karadenizli olarak bu özgür günler ne diyecek size? Ben Karadenizli bir annenin oğluyum. He. Çok şükür bundan da gururluyum tabii. Uzun zamandır katılırım çocukluğumdan beri. Annemden de geldiğim oldu. Bir dönem dayım belediye başkanıydı Kadir Çebi. Dayımla da geldiğim oldu. Çok güzel. Hiçbir zaman havası bozulmadı. Gün geçtikçe de daha da güzel oluyor. Biz de her büyükşehir hem Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerekli katkıda bulunduk. Güzel de bir gece geçecek diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah her sene daha da güzel işlere katlanarak büyür diye düşünüyorum. Şunu soracağım. Karadeniz'e hiç gittiniz mi? Mutlaka gitmişsiniz. Gitmez miyim canım? Dedemin toprağına. Bu havayı buradan hissedebiliyor musunuz? Yani sıcaklık. Tabii var tabii. Bu yeşil doğa var. Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan insanlar Karadenizli çoğunlukla zaten. Diyeceğiz. Bize eğer Trabzon'umuz diyeceğiz. Bize her yer Tekirdağ. Başkanım merhabalar. Merhaba. Bu özel gün için neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyelim? Birlik beraberlik içinde inşallah. Nice böyle festivallerimiz olsun. Birlikte olmaktan, bu geleneklerin yaşatılmasından, bu unutulmaya yüz tutulmuş tatların yeniden ortaya çıkarılmasından, yaşatılmasından. Ben çok mutluyum. 20.si düzenleniyor. Yani çok büyük bir şeref. Bu kadar inatçı olmasa Karadeniz insanı 20 yıl uzun bir dönem gerçekten 20 yıldır inatla bu kararlılıkla devam ediyor. İnşallah bu festivalimiz nice yıllar devam eder. 2 yıl seneler geçirdik. Arkasından ekonomik büyüsler depremler oldu. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Doğru mu? Nasıl? 2 yıl deprem, pandemi geçirdik. Geçtiğimiz sene deprem denk geldi. Bu sene insana biraz daha mutlu, huzurlu olması lazım. İnşallah, inşallah. Yaşadığımız acılar, sıkıntılar, umarım krizler son bulsun. Ama tabii ki bu kendiliğinden olabilen bir şey değil. Dünyanın bazı gerçekleri var, Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Bu gerçekleri bilerek, öngörerek, önlemlerimizi alarak, israftan kaçınarak, her anlamda söylüyorum bakalım bunu. Bakalım mı? O yüzden akıllı olmamız lazım, birlik beraberlik içinde. Bu ülkeyi düzgün bir şekilde yönetmemiz lazım. İnşallah. Bizlere de tabii ki çok büyük görevler düşüyor bu noktada yerel yöneticilere. Ben şimdi onu hemen halledeceğim. Havaşınıza bağlayacaksınız. Evet. Gibi. Değil mi? Bu iş böyle olur. Peki başkanım, Karadenizlerin yapısında sıcaklık var. Nasıl görüyorsunuz? Sıcaklık var, mertlik var, çalışkanlık var, yurtseverlik var. Yani sadece sıcakkanlılık yok. Karadenizler iyi ki varlar. Bu ülkenin her anlamda güzel yüzü.
güzel yürekli insanları. Biz de o insanlarla Tekirdağ'da buluşmaktan, hemşire olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Ben de askerliğini bir yılda olsa Samsun'da Karadeniz'de yapan biri olarak oranın toprağına basmış, suyunu içmiş biri olarak bugün de bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Nerede kaldınız bir yıl? Atakum'da. Atakum, evet. En güzel yerim. Evet. Başkanım, İyi ki var. İyi ki varsınız. Kolay gelsin. Sayın Başkanım, merhabalar. Merhabalar. Bu özel gün için neler söyleyeceksiniz? Şöyle, öncelikle tüm konuklara hoş geldiniz diyorum. Burada emeğe geçen başta Muharrem Akyüz olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Ben de anne tarafından Trabzon Sürmeneli'yim. Hepsi o yüzden hemşerim. Oradan başkanın baba tarafı, ana tarafından, sen ana tarafından. Merhaba. Evet. Ben Hulusi Çelik. Trakyalı'na götürüyorsun şey galiba. Evet, biraz öyle. Evet. Öncelikle sizlere de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde oluyorsunuz. Öncelikle gerçekten bu şenliklerin Tekirdağ ve Süleymanpaşa ekonomisine çok büyük katkısı var. Gerçekten doğru bir şekilde desteklenirse daha güzel yerlere gelebilir. İnşallah tüm esnaflarımıza buradan bol bereketli işler diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben şunu gözlemliyorum. 45 yıllık gazete. İstanbul'a geldim buraya. Evet. Burada siyasetler bambaşka kulvarda, burada bambaşka bir kulvarda. Evet. Yani arada kavga tutmamız böyle yok. Nasıl geçiyor? Yani bu şeye borçlusunuz daha doğrusu. Şöyle açık söylemek gerekirse bu tip şenlikler gerçek anlamda katkı sağlayan şeyler. Siyasetin karıştırılmaması gerekiyor bunlara. Siyasetin dışında tutulması gerekiyor. Burası gerçekten halka, esnafımıza, insanlarımıza fayda sağlayan bir nokta. O yüzden siyaseti karıştırmadan, herkesin el ele kol kola vererek gerçekten yürekten kesinlikle herkesin emek vermesi gerekiyor. Peki başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler olsun. Bugün ne söyleyeceksiniz bugünle ilgili? Bugün kıymetli Karadenizli hemşerilerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyon yapması, dernek başkanına da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Siz de mi ana tarafından? Yok, ben ne ana tarafından ne baba tarafından, biz coğrafi tarafından. Coğrafi tarafından ben Ardahanlıyım. Ardahanlıyım. Şimdi başkanım. Ardahanlıyım. Size gelin başkanım. Bunu şahit olun. Ardahan'dan ne çıkar? Ardahan'dan İlk önce adam çıkar. Tamam. Başka? Türkiye'mizden adam çıkar. Başka? Ondan sonra da yöresel kaynaklı tarım yapıldığı için kaşar çıkar. Başka bir şey var. Arı var, bal var. Başka bir nereden şey var. Nereden bilim aklınızda ne çıkar? Atırsızı çıkıyor biliyor musunuz? Hayır. Atırsızı Kars'tan çıkar. Kars'tan değil, Ardahan'dan yok, çıkıyor. Yok, Ardahan'dan. Bir Sürmene'den çıkar, bir Ardahan'dan yok, çıkar. Yok, Ardahan'dan çıktı, Kars'a gitti. Öyle artık mi? Biz onu kaptırdık, evet. Bizim şeyimiz bitti. Şaka bir yana. Eyvallah. Gönüller bir hoş olsun da bu ülke bizim. Kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Siyasetiyle bir hafta kalmış kenara. Gün birlik paylaşma günü değil mi? Biz onun için buradayız. Ha. Biz evet, diyoruz ki Karadeniz'i de bizim, Tekirdağ da bizim, Anadolu'nun hepsi bizim. Biz dolayısıyla bu konuda biz zaten parti prensibi olarak bütün Türkiye'yi benimsiyoruz. Hatta bütün insanlığı benimsiyoruz. Dolayısıyla bizim böyle memleket ayrışımını sadece reklamsı tarafını bir tarafa bırakıp değerlerini ön plana çıkmasını talep ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Söyleyeceğiz. 20.si icra ediliyor. Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği bizi her yıl davet eder. Biz de her sene geliriz. 20.si daha da coşkulu olacak gördüğümüz kadarıyla. Trakya'mızda birçok Karadeniz illerimizden hemşehrimiz yaşıyor. Bazıları memleketine gidebiliyor yazları, bazıları gidemiyor. Memleket hasretlerini böyle gideriyorlar. Biz de inşallah kemençe sesini bugün duyacağız. Birçok yöresel lezzeti de tatmış olduk. Hemşehrilerimizin dayanışmasını arttırıyor bu. Tebrik ediyoruz düzenleyen arkadaşlarımızı da. Siz anne tarafından buralı mısınız? Ben hem anne hem baba tarafından Trakyalıyım. Trakyalıyım. Evet. Şimdi başkalarının çoğuna konuştum. Candan Başkan bir sene kaldım diyor. Volkan Başkan ana tarafından. Ben sadece Samsun'da askerlik yaptım. O da Samsun'da. Seni kaptınız galiba. O kadar var. Kaptı galiba. Söyledin, kaptık o kadar. Peki başkanım, evet, çok teşekkür ettim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba emice. Nereden geliyorsun? Çerkezköy'den geliyorum abi ben. Uzaktan gelmiyorum. Niye yapıyorsun buraya?
Burada horon mu oynamaya geldim? Sen burada kıyamet var. Sen burada. Kaç yılı Çerkez Kulesi'sin? Kaç? 20 sene oldu abi ya. Ulan Türkçeyi bozmamışsın. Yok bak ne edeyim ne edeyim. Tabii bak ne edeyim ne edeyim özümden vazgeçme. Tak orijinalim. Arada bir tamam beya diyorsun. Eyüp'ten aykırı. Ben ne yapıyorsun beya arada bir rolü daha emice. Evet daha uzun. Tabii tabii tabii. Daha huzuruna. Lütfen çıkacak bir saniye. Yarın benim. Yarın. Kendine çalışıyorum. Tamam. Aynen öyle. Sağ olasın abi ne demek. Annem Trakyalı. Oğlum anneyecek misin sen? Nasıl biliyor peki? Babanın yapısı nasıl? Karadeniz ırkçılığı var mı? Karadeniz ırkçılığı yok. Yok yok desem yalan olur. Babanın annenin. Babamın sözü geçer. Karadeniz ya. Nereden geliyoruz? Ben burada oturuyorum. Burada oturuyorsun. Evet, Trabzon, Akçabat. Kaç yıldan beri buradasın? 35. 35. Yaş kaç senin? 35. Oy denli. Orada doğduk buraya geldik. Gidiyor musun memlekete? Şimdi gideceğim 10-15 gün sonra. Ne yapıyorsun oraya? Tabu işi var, tabu alacağım. Tabu işi var. Mecbur gideceğim. Bak, 35 yıllık burası varsa orijinal bir Karadenizlisin sen. Abi burundan evet. Burundan değil lan, tipinden de belli. Tipinden biraz. Şimdi bak, anne de Trabzonlu mu? Tabii tabii. Benim anne de soy ismi Topçu, baba da kabı kabıya. Yani. Tüfekçi var mı? O eskide kaldı biraz eskide abi. Eskide mi kaldı? Şimdi ama memlekette vardır. Yani. Gideceğim sana şimdi, sen Trakya şivesini biliyorsun az çok. Biliyorum biliyorum abi ben. Nasıl şimdi şile bakalım. He uşağım nereye gidiyorsun? De bakayım bana. He uşağım nereye gidiyorsun? De bakayım bana. Ya şey yap. Eyüp'ten gidiyorsun aykırı aykırı. Eyüp'ten gidiyorsun aykırı aykırı. Aman o büyük ya. Abi biraz buradan biraz buradan. Oraya gitmem lazım ki onların şivesini hemen evet, alayım. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şey değil abi. Selam olsun. Evet. Tamam abi. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Şimdi hoş geldiniz köyümüze. Trabzonlu muyuz? Trabzon 500 abi. Her yer Trabzonluyuz. Biz de Trabzonluyuz. Şimdi abi. Bana sunun şöyle Golos peyniri nerede? Abi aşağıki peronda abi. Gel bakalım. Bakalım mı? Aşağı peronum var. He peron da. Orada mı kalkayım? Birinci peron, en birinci peron. Evet, değil mi? Golos peyniri abi. Şimdi evet. Ama bu ufak, bu da bunun büyükleri var. Ha, büyükleri var. Aha büyüğü burada. Abi. Gel, kestim bunu bak. Görüyor musun? Dilim dilim. Bak. Şimdi görüyor musun? Kameraman bey çekiyor mu? Çekiyor tabii. Tamam tamam arada çeksin. Bakacağım onun nedeni. Ulan cimri olmuyorsun. Dur bakayım. Dur bakacağım. Al bakayım. Şimdi bana bak. Trabzonlar diyor ki vurayım o kafaya bir odun. Şişir o kafaya şişir yok, diyor. Dinle 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 ya. Golot kafa diyor golot. Niye golot kafa diyorlar? Kafası tekellek gibi olduğu için anlamıyor musun sen abi? Aha da tekellek. Kafan tekellek gibi daha kolot kafalı seni. Şimdi şaka bir yana kaç yıl buradayız? Kaçıncı yılımız mı burada? Benim bu sene ilk gelmem de daha önce bizim abilerimiz 15 senedir geliyorlar buraya. Anladım. 15 senedir. Benim ilk senem. Çok sevdim. Ömür boyu da geleceğim Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi burada eski kim var? Yaşayan kim var? Kim mi var? Kimse yok abi. Mutlaka vardır ya. Yok abi burada hiç. O zaman şey yapalım. Randımanlı adam yok. Şunu yapalım. Trump'ı şu an biliyorsun değil mi az çok? Az çok biliyorum abi. Bakayım. Diyemiyorum abi şu an. Ben sana söyleyeyim. Söyle bak. Hepten gidiyorsun aykırı aykırı. Ben gidiyorum sen de gel. Yok. Hepten gidiyorsun aykırı aykırı. Hepten gidiyorsun aykırı aykırı. Hepten gidiyorsun aykırı aykırı. Hepten gidiyorsun aykırı aykırı. Dema. Dema. Sevgili izleyiciler, Golot peyniri değil mi ya? Millet sıraya girdi Golot peynir almak için. Harika bir peynir bu gerçekten. Adın ne senin? Yağız. Yağız nerelisin? Trabzonlu. Yalan söyleme. Nerede doğdun? Tekirdağ'da. Nasıl Trabzonlu diyorsun? Samsun'da. Şimdi bunu formayı nereden aldın? Ödül mü aldın sen? Evet. Altın mı bu? Evet. Hafı aldın mı? Kaç ayar bu? Bu ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Thank you.
Sevgili izleyiciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu hafta Tekirdağ Süleymanpaşa'da Karadeniz'de şenliğindeydik. Tıka basa dolu olan Karadeniz şenliğinde demek ki Tekirdağ'ın özellikle Süleymanpaşa'nın 1/4'ü, 1/2'ü falan Karadeniz'de olduğu ortaya çıkıyor. Evet sevgili izleyiciler, haftaya bir başka programda görüşmek üzere.